Merhabalar, ben Doğan Ulu. Trigonometri konumuza 1. bölüm 6. dersle devam edelim. Bu örneğimizde tanjant 1 çarpı tanjant 2 çarpı tanjant 3 nokta nokta tanjant 89. Bu ardışık ifadelerin çarpımı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Birbirini 90 derece tamamlayan açıların birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşitti. O halde şu tanjant 89'un yerine kotanjant 1 yazabilirim. Birbirinin 90'ı tamamlıyor çünkü. Bunun bir öncesinde tanjant 88 vardır ve tanjant 8 de yine benzer şekilde kotanjant 2'ye eşittir. Birbirini 90 derece tamamladığı için. İsterseniz ben bunu biraz daha uzun olarak yazayım, daha rahat görelim. Tanjant 1 derece çarpı, tanjant 2 derece çarpı, tanjant 3 derece çarpı nokta nokta gidiyor böyle. Tam ortada tanjant 45 derece vardır tam ortasında. Nokta nokta tanjant 87 derece çarpı tanjant 88 derece çarpı tanjant 89 derece. Çok daha net olarak görmeniz için biraz daha uzun bir şekilde yazdım. Biraz önce konuştuğumuz gibi bunun eşiti kotanjant 1 derecedir. Birbirini 90 derece tamamlıyor. Bunun eşiti kotanjant 2 derecedir. 90 yapıyor bakın. Bunun eşiti kotanjant 3 derecedir. Ha, bu şekilde devam eder arkadaşlar. Şimdi şunu fark etmiş olmalıyız artık. Bakın tanjant 1 çarpı kotanjant 1. Ha, bu ikisinin çarpımı 1 yapacaktır. Aynı mantıkla tanjant 2 çarpı kotanjant 2. Ha, bu ikisinin çarpımı da 1 yapacaktır. Bir açının tanjantıyla kotanjantının çarpımı 1 yapardı. Yine aynı şekilde tanjant 3 çarpı kotanjant 3 de 1'dir. Yani o halde baştan ve sondan şu ikili çiftler, şu ikili çiftler, şu ikili çiftler hep 1 yapıyor. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı. Ha, tam ortada tanjant 45 kalıyor. Bu tek kalıyor arkadaşlar. Bu çift oluşturamıyor. Bunu yine bir öncesindeki ve bir sonrasındaki yine şu ikili çift yine 1 yapacaktır. Buradaki de buradakinin çarpımı. Burada kim var? Tanjant 44 var. Burada kim var? Tanjant 46. Tanjant 44 ile tanjant 46'nın çarpımı da 1 yapar. Çünkü tanjant 46 kotanjant 44'tür. Gösterelim isterseniz onu da. Bu tanjant 46 denilen şey kotanjant 44'tür. Burada da tanjant 44 var. Yine bu ikisinin çarpımı da tanjant 44 ile kotanjant 44'ün çarpımı da 1 yapar. Tam şu ortadaki tanjant 45 tek olarak kalır. Şöyle nokta 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 1 diyelim. Tam ortada da tanjant 45 kaldı. Bu tanjant 45 de 1'dir zaten. Tanjant 45 neden 1'dir? Çünkü bakın hemen şöyle ikizkenar dik üçgenden gösterelim. Yine ezbere bilmemiz gereken bir trigonometrik oran bu. Ama ilk örneklerimiz olduğu için gösteriyorum. İkizkenar bir dik üçgen çizdim. Bir birim bir birim dersen burası kök 2 olacak. Burası 45 derece. Burası 45 derece. Tanjant 45 karşı bölü komşudan yani 1 bölü 1'den tabii ki 1 yapacaktır. Yani bu oranları ezbere bilmemiz gerekiyordu artık. Yani sonuç olarak birlerin çarpımı da 1 yapar. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Şimdi de birim çemberle ilgili bazı sorular çözmek istiyorum. Biz birim çemberi konuştuk arkadaşlar. Bir kez daha hatırlayalım şöyle. Birim çember merkezi orijinde olan yarıçapıda bir birim olan çemberdi. Merkezi orijinde olan yarıçapıda bir birim olan çemberdi. Yani burası 1,0. Burası 0,1. Burası eksi 1,0. Ha, burası da arkadaşlar 0,-1. Birim çemberimizin denklemi x kare artı y kare eşittir 1'in karesi yani 1'di. Merkezi orijinde olan yarıçapıda bir birim olan çemberin denklemi budur. Bize verilen bu ifadenin birim çember belirtmesi için a artı b artı c toplamı sorulmuş. Birim çemberin denklemi x kare
artı y kare eşittir 1 şeklinde olmalıydı. Yani şu x karenin de y karenin de katsayısı 1 olacak ve böyle x'li bir terim y'li bir terim olmayacak arkadaşlar. Eşitinde de 1 olacak. Şimdi şu y karenin de x karenin de katsayısı 1 olmalı dedik. Ama ben y karenin katsayısını 1 yaptırmak için buraya 2 vermem gerekir. Halbuki b'ye 2 verince burası yok olmuyor arkadaşlar. X yok olmuyor. Peki o zaman nasıl düşünmek gerekiyor? Çünkü evet y karenin katsayısı 1 olmalı. Y karenin katsayısının 1 olması için de b'nin 2 olması lazım. Ama b'ye 2 verdiğim zaman da burası yok olmuyor. Halbuki bunda yok olması gerekir. X'li bir terimin, y'li bir terimin olmaması gerekiyordu. O zaman şöyle düşünmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Biz x'i yok edelim. X'in mutlaka yok olması lazım çünkü. X'in yok olması için de şu b'ye 3 vermek gerekir. Hani burası sıfırlasın. Burası sıfırlasın ki x yok olsun. O yüzden b3 olmalı. Şimdi artık x'li terim yok oldu. Ama b'ye 3 verince de şu y karenin katsayısı 2 yaptı. O halde şu x karenin katsayısı da 2 yapsın. O yüzden a'ya 4 vermemiz gerekir. Ne oldu bakın şimdi? Ben a'ya 4 verdiğim için burası 2x kare oldu. Artı b'ye 3 verdiğimiz için burası da 2y kare oldu. Evet şu x'li terim yok oldu. Zaten hedefimiz şu x'li terimi yok etmekti. Çünkü burada x'li bir terim yok bakın. Eşittir. A'ya 4, b'ye 3 verdiğimiz için 3 kere 4 12 oldu. Artı c'si var. Şimdi arkadaşlar biz yine söylediğimiz yerdeyiz. Yani şu x kareye ve y karenin katsayısı 1 olmalı. O yüzden şöyle yapmamız gerekiyor. Ben şuraya iki parantezin alayım. Zaten o yüzden y karenin katsayısı 2 geldiği için x karenin katsayısını da 2 yaptırdım. Amacım iki parantezini alıp 2'yi bölüye göndermekti. Tam da düşündüğümüz gibi çarptaki 2'yi bölüye gönderelim. 12 artı c bölü 2 oldu. İşte birim çember belirtmesi için bu x kare artı y karenin eşiti de böylece 1 olmalıydı arkadaşlar. 1 olmalıydı. Bu ifadenin eşiti böylece 1 olmalı. 12 artı c bölü 2 eşittir 1. Buradan da 12 artı c eşittir 2 yapar. Yani c eşittir. 2'den de 12 çıkınca eksi 10. Demek ki c'miz de eksi olmuş. Yazalım yerlerini. A'mız 4. B'miz 3. C'miz de eksi 10. Toplamları da ne yapacaktır böylece? Eksi 3 yapacaktır. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Bir kez daha şuna var, vurgu yapıyorum. Eğer x'li bir terim olmasaydı ben en başından x karenin y karenin katsayısını 1 yaptırırdım. Burası da 1 olmalı, burası da 1 olmalı diye direkt söylerdim. Ama en başından buraları 1 yapmaya odaklandığımızda şu x'li terim yok olmuyor. Çünkü burayı 1 yapmak için b'ye 2 vermek gerekir. B'ye de 2 verince burası yok olmuyor. Halbuki x'li bir terimin olmaması gerekir. Buranın yok olması gerekir. O yüzden biz en başından x'i yok etmeye hedeflenelim. X'in yok olması için katsayısını 0 yaptırmak gerekir. Yani b3 olmalı. B3 olacak. B'ye 3 verdiğimiz zaman y karenin katsayısı 2 olarak geliyor. O zaman bunun da katsayısı 2 olsun. A'ya 4 verelim o yüzden. Böylece 2x kare artı 2y kare eşittir. A'ya 4 b'ye 3 vermiştik. 12 artı c oldu. Evet x karenin de y karenin de katsayısı 1 olmalı. O yüzden iki parantezini alıp bu 2'ye bölüye gönderelim. Bakın amacımıza ulaştık. X karenin y karenin katsayısı artık 1 1 oldu. Yani eşitinin de 1 olması lazım. Bunun eşiti 1 olmalı. Buradan da c geldi. Benzer tarzda bir soru daha çözüyoruz arkadaşlar. Bu verilen ifade birim çember belirttiğine göre m çarpı neyi sormuş? Hani demiştik ki birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir 1 tarzındadır. Böyle olmak zorundadır. O yüzden x'li bir terim, y'li bir terim olmamalı. Bunların yok olması lazım. Bunun da yok olması gerekir. Bunun da yok olması gerekir. X'li terimin yok olması için katsayısı 0 olmalı. Y'li terimin yok olması için katsayısı 0 olmalı. Sonuç olarak m buradan 1 yapar.
sıfıra eşitleyince M1 yapıyor. Yine buradan da N sıfır yapar. Demek ki M'miz 1, N'miz 0, çarpımları 0 yapar. Yani C şıkkıdır. Kontrolümüzü de yapalım isterseniz. Böyle olunca birim çember oldu mu bakalım. X kare artı Y kare. Burası zaten sıfırladı. Burası zaten sıfırladı. Eksi 1 de diğer tarafa artı 1 diye geldi. Bakın işte birim çemberin denklemini oluşturmuşuz. Bu sorumuzda da aşağıdaki koordinatları verilen noktalardan hangisi birim çember üzerinde bulunur denmiş. Hemen şunu bir hatırlayacağız arkadaşlar. Birim çember üzerinde alınan herhangi bir noktanın koordinatlarının kareleri toplamı eşittir 1 yapmalıydı. Onu şöyle gösterelim. Şöyle bir P noktası alalım mesela arkadaşlar. P noktamızı işaretledik. Bu P noktasının koordinatları x virgül y olsun. Yani x bileşeni x, y bileşeni y olsun. Gösterelim onları da arkadaşlar. Bakın şurası x'tir, şu büyüklük. Şu büyüklükte y'dir. Birim çember olduğu için burası da bir birim. Yarıçapta bir birim. O halde Pisagor bağıntısından x kare artı y kare eşittir 1 olacaktır. Bu daha önce konuştuğumuz bir şeydi. Bir kez daha hatırlamış olduk. O halde birim çember üzerindeki herhangi bir noktanın koordinatlarının kareleri toplamı eşittir 1 yapmalıdır. X kare artı y kare eşittir 1 olmalıdır. A şıkkından başlayalım. Bu şartı sağlıyor mu bakalım. X'e de 1, y'ye de 1 verdiğiniz zaman gerçekten birim çember üzerinde olur mu? Böyle olması için biraz önce söylediğimiz gibi kareleri toplamı 1 yapmalıdır. 1'in karesi artı 1'in karesi 1 yapmıyor, 2 yapıyor. Olmadı arkadaşlar. Bu nokta kesinlikle birim çember üzerinde değildir. Birim çember üzerinde böyle bir nokta yoktur. Buna bakalım. Bunun karesi artı bunun karesi eşittir 1 yapıyor mu? 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 yapar. Bunun karesi de 3 bölü 4 yapar. Toplandığı zaman 1 yapmadığı çok açık. Buna bakıyorum. Acaba bu nokta birim çember üzerinde mi? Bunun karesi 2 bölü 4. Bunun karesi 0. Bu toplam yine 1 yapmaz. Demek ki birim çember üzerinde değil. Buna bakıyorum. Yine x'in karesi artı y'nin karesi 1 yapmadığı çok açık. O yüzden bu da birim çember üzerinde değil. Doğru cevap buymuş. Görelim doğru olduğunu. Bunun karesi 1 bölü 4. Bunun karesi 3 bölü 4. Toplandığı zaman 4 bölü 4 yani 1. Bu şartı sağladı. X bileşeninin karesiyle y bileşeninin karesi toplandığı zaman eşittir 1 yapmalıydı. Bu şartı sağladığı için demek ki bu nokta birim çember üzerindedir. Diğer bir sorumuz da şöyle. Bir K noktası tanımlanmış. Bu K noktası birim çember üzerinde ve üçüncü bölgedeymiş. Üçüncü bölgede. Onu hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Üçüncü bölgede olduğu bilgisi de verilmiş. Üçüncü bölge burası. Şimdi bir kere birim çember üzerinde olması için şunu söylemiştik. X'in karesi artı y'nin karesi eşittir 1 yapmalıydı. Yani m bölü 2'nin karesi artı eksi 1 bölü 2'nin karesi eşittir 1 yapmalıdır. Buradan ne geliyor? M kare bölü 4. Artı bunun karesi de 1 bölü 4 eşittir 1. Ortak kesir çizgisi üzerinde yazabilirim. M kare artı 1 bölü 4 eşittir 1. 4'ü atalım bu tarafa. M kare artı 1 eşittir 4. 1'i de atarsak diğer tarafa. M kare eşittir 3. O halde M kare 3'e eşitse M buradan artı kök 3'tür ya da eksi kök 3'tür. Çünkü kök 3'ün karesi de 3 yapar. Eksi kök 3'ün karesi de 3 yapar. Peki M kök 3 mü olmalı? Eksi kök 3 mü olmalı? Bana işte bu bilgiyi o yüzden vermiş. Hani noktamız 3. bölgede demiş. 3. bölgede arkadaşlar, 3. bölgede x bileşeni de eksi olmalıydı, y bileşeni de eksi olmalıydı. O yüzden
Bizim şu x bileşenimiz de y bileşenimiz de eksi olmalı. Yani m negatif olmalı. Demek ki m eksi kök 3 olmalıymış. Bir kez daha söylüyorum. Bana noktamızın 3. bölgede olduğu söylenmiş. 3. bölgede x bileşeni de eksidir. Y bileşeni de eksidir. Y bileşeni zaten eksi bakın. X bileşeni de eksi olacak. Yani bir kere m negatif olmalıdır. M negatif olacağı için demek ki eksi kök 3 olmalıymış. Bir diğer sorumuzdayız arkadaşlar. Şu pi bölü 2, 0, pi, yani bu açıların trigonometrik oranlarını ezbere bilmemiz gerekir demiştik hani. Sin 90, sin 90 1'dir. Bunun yerine 1 yazdığımız zaman 1 çarpı sin 2, sin 2 yapacaktır sin 2. Artı şu cos pi yani cos 180. Cos 180 de eksi 1'di. O halde eksi 1 ile sin 2'yi çarpınca eksi sin 2 yapacaktır. Eksi sin 2 ve devamında artı 1 var. Bölü paydaya bakalım. Sin 0. 0 derecenin sinüsü 0'dı. Artı cos pi. Pi açısının kosinüsü de eksi 1'dir. Şimdi şu eksi sin 2 artı sin 2 götürür arkadaşlar. Yukarıda 1 kalır. Aşağısı da eksi 1. Ha, 1 bölü eksi 1 de eksi 1 olacaktır. Yani sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Bu sorumuza da bir örnek vermiştik. Şimdi bir tane daha yapmış olacağız. Verilen bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin çarpımını soruyor. Şimdi şunu söylemiştik hani herhangi bir açının sinüsü ya da kosinüsü eksi 1 ile artı 1 arasında değer alabilirdi. O halde şu x bölü 4 açısının herhangi bir açının sinüsü eksi 1'den büyük ve eşit artı 1'den de küçük ve eşit olabilir. Eksi 1 ile artı 1 arasında değer alabilir. Şimdi eksi 2 çarpısı var. O halde eksi 2 çarpısı gelsin diye bu ifadeyi eksi 2 ile genişletelim. Eşitsizliğimizin her bir tarafını eksi 2 ile çarpacağım. Eksi 2 ile çarparken eşitsizlik yön değiştirecek. Artı 2 oldu. Yön değiştirdi. Yine eksi 2 çarpı sinüs x bölü 4. Yine eşitsizliğimiz yön değiştirdi. Burası da eksi 2. Artı 1'i var bakın. O halde her bir tarafa şimdi artı 1 ekleyelim. Artı 1 eklersek 3 yapar. Yine artı 1 ekliyorum. Eşitsizliğimizin diğer tarafına da yani buraya da artı 1 eklersem eksi 1 yapıyor. Hem buraya 1, hem buraya 1, hem buraya 1 ekledim. Böylece benden istenen ifadeyi elde etmiş oldum. İşte bu benden istenen ifade eksi 1 ile artı 3 arasında bir aralıkmış. Yani bu aralıkta değerlenebilirmiş. Bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin çarpımını sormuş. Alabileceği en büyük tam sayı değeri 3'tür. Alabileceği en küçük tam sayı değeri de eksi 1'dir. Çarpımları da eksi 3 yapar. Yani sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Diğer sorumuz da şöyle arkadaşlar. X eşittir pi bölü 4 olduğuna göre bize 2 sin 3x bölü cos 4x artı 3 kotanjant 5x bölü tanjant 2x'in karşılığı soruluyor. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. X eşittir pi bölü 4 ise 7 ile genişlettiğim zaman bu eşitliği yani şu x eşittir pi bölü 14 eşitliğini 7 ile genişlettiğim zaman 7x eşittir 7 pi bölü 14 olacaktır. Yani 7x eşittir sadeleşince pi bölü 2 olacaktır. Bu genişletmeyi neden yaptım? Çünkü şu pi bölü 14 ifadesini neyle çarparsam 90 derece yapar. Bunu görmek istedim arkadaşlar. 7 ile çarparsam 90 derece yapar. Çünkü 7 ile çarparsam 7 pi bölü 14 pi bölü 2 yapacaktır. O yüzden bu ifadeyi 7 ile genişlettim ve pi bölü 2'nin yani 90 derecenin 7x'e eşit olduğunu gördüm.
Artık şunu fark edebiliyorum. Şu 3x ile 4x birbirini 90 dereceye tamamlıyor. Birbirini 7x ise yani 90 dereceye tamamlıyor. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit olurdu. O yüzden bunlar sadeleşir. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılardan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit olurdu. O yüzden bunlar sadeleşir. Burada 2 kalır. Artı. Benzer şekilde şu 5x ile 2x de birbirini 90 dereceye tamamlıyor. 5x ile 2x'in toplamı 7x yapar. O yüzden demek ki bu ikisi birbirini 90 dereceye tamamlıyor. O halde bu açılardan birinin kotanjantı diğerinin tanjantına eşittir. Onu da yazalım isterseniz. Kotanjant 5x, tanjant 2x'e eşittir. O yüzden bu ikisi sadeleşir. Burada da 3 kalır. Sorumuzun cevabı da 2 artı 3'ten 5 yapacaktır. Yani doğru cevap E şıkkıdır. Bu örneğimizde arkadaşlar daha önce verdiğimiz bir bilgiyi kullanacağız. A, B, C ifadelerini küçükten büyüğe doğru sıralamamız istenmiş. Hepsini aynı cinsten yazayım ben. Sin 40, sin 70. Bunu da sinli yapayım. Bu cos 35'in karşılığı sinüs 55 derece olacaktır. 35 dereceyi 55 derece 90 derece tamamlıyor. Birbirini 90 derece tamamlayan açıların birinin kosinüsü diğerinin sinüsüne eşit olurdu. Sin 40, sin 70 ve sin 55'i sıralayacağız. Biz şunu konuşmuştuk arkadaşlar. Birim çember üzerinde 0 derece ile 90 derece arasında yani birinci bölgede sinüs fonksiyonu artan bir fonksiyondu. Bir kez daha gösterelim şöyle. Birinci bölgede yani 0 derece ile 90 derece arasında 0 derece ile 90 derece arasında sinüs fonksiyonu artan bir fonksiyondu. Çünkü 0 derece 0 derecede sinüs 0'dı ama 90 dereceye geldiğimiz zaman sinüs 1 oluyordu. 0'dan 1'e artarak gidiyordu arkadaşlar. 0 dereceden 90 dereceye kadar sürekli artan bir seyir izliyor. 0'dan başlıyor, 1'e kadar yükseliyor. Birinci bölgede sinüs artan fonksiyondur. Yani açısı arttıkça değeri de artar. Birinci bölgede kosinüs fonksiyonu da azalan fonksiyondur. Yani açısı büyüdükçe kosinüsün değeri küçülür. Biz sinüs fonksiyonunu konuşuyoruz. O halde burada değeri en küçük olan, açısı en küçük olandır. Yani sinüs 40'tır. Açısı büyüdükçe değeri büyüyecek. Artan bir fonksiyon çünkü. Sonra büyük olan sinüs 55. En büyükleri ise açısı en büyük olandır. Yani sinüs 70'tir. Ha, bu A idi. Sinüs 55 C idi. Demek ki en büyükleri de B. Sıralamamız işte bu şekilde oluşmuş oldu. Birinci bölgede sinüs artan bir fonksiyondur. Birinci bölgede açısı en büyük olanın sinüsü en büyüktür. Bu örneğimizde verilen bu ifadeyi en büyük yapan en küçük pozitif x açısını sormuş. Bu ifadenin en büyük olması için arkadaşlar önünde eksi olduğundan dolayı buraya verebileceğim en küçük değeri vermeliyim. Önünde eksi var çünkü. Önünde eksi olduğundan dolayı bu kosinüslü ifadeyi yapabileceğim kadar küçük yapmalıyım. Kosinüs fonksiyonu en küçük en az eksi 1 olabilirdi. Eksi 1'den daha az daha küçük olamaz. O halde bu ifadeyi en büyük yaptıracak olan x açısı kosinüsü eksi 1 yaptıran açıdır. Şuraya alalım isterseniz onu. Kosinüs x artı pi bölü 4'ün eşittir eksi 1 olmasını istiyorum. Kosinüs fonksiyonu hangi açı değeri için eksi 1 olurdu? Tabii ki pi için. Yani kosinüs pi eksi 1 yapardı arkadaşlar. Kosinüs 0 1'di. Kosinüs pi de eksi 1'di. O halde x artı pi bölü 4'ün eşittir pi olmasını istiyorum. Atalım bunu da bu tarafa.
x eşittir pi eksi pi bölü 4. 4 pi'den pi çıkınca 3 pi bölü 4 yaptı. Demek ki x eşittir 3 pi bölü 4 olmalıymış. Bir kez daha özetliyorum. Bu ifadenin en büyüklerini alması için arkadaşlar bu kosinüs fonksiyonunu olabildiğince küçük yaptırmalıyım. Çünkü önünde eksi var. Kosinüs fonksiyonu en küçük eksi 1 olabilir. En az eksi 1 olabilir. Bu kosinüs fonksiyonu eksi 1 yaptıran açı nedir peki? Pi'dir tabii ki. Cos pi eksi 1 yapar. O halde pi'ye eşitlersek burayı, buradan da x 3 pi bölü 4 olarak gelecek. Bu sorumuzda da A, B, C ifadelerinin işaretlerini soruyor arkadaşlar. Şu 4000 derece gözümüzde çarpıyor. Bu 4000 derecenin esas ölçüsünü bir bulmak lazım. Esas ölçü bulunurken 360'a bölüyorduk ve kalana bakıyorduk. 400'de 360 bir kere var. 40 oluyor. Yukarıdan bir sıfır geldi. 400 yine bir kere var. Ve kalan 40 derece yaptı. Demek ki bu açının esas ölçüsü 40 dereceymiş. Yani kotanjant 4000 derece eşittir. Kotanjant 40 derece. Şimdi A ifadesinden başlayalım. 280 derecenin kosinüsü. Birim çemberde gösterelim şöyle arkadaşlar. Birim çemberde gösterelim. Önce çemberimizi aldık şöyle. Bölgeye de ayıralım arkadaşlar bunu. Burası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge, burası dördüncü bölge. 280 derece bakın neresidir? Burası 0 derece, burası 90 derece, burası 180 derece, burası 270 derece, aynı zamanda burası 360 derece. Demek ki 280 derece şurada bir yerde bakın, şurada bir yerde. Şöyle gösterelim onu da arkadaşlar. 280 derecemiz şöyle bir yerdedir. Yani hangi bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti nedir? O işaretleri de yazalım. Dördüncü bölgede kosinüs artıdır, sinüs eksidir. Demek ki dördüncü bölgede, yani 280 derecenin bulunduğu bölgede kosinüs artıymış. Bu A ifadesi artıdır arkadaşlar. 186 dereceye bakalım şimdi. 186 derece hangi bölgede? Burası 180. 180'i geçmiş bakın. Yani şöyle bir yere gelmiş. 186 derece şöyle bir yerde. Gösterelim onu da arkadaşlar. İşte burası 186 derece. Hangi bölgede yani? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüs de eksidir, sinüs de eksidir. Bana tanjantını soruyor. Tanjant sin bölü kostu. Sin eksi. Kos da eksi. Eksi bölü eksi artı yapar. Yani sonuç olarak arkadaşlar tabii ki tanjantta, kotanjantta üçüncü bölgede artıdır. Eksi bölü eksiden. Kotanjantta yine eksi bölü eksiden. Her ikisi de üçüncü bölgede artıdır. O halde demek ki şu B ifademiz artıymış. C ifademize bakalım. 40 derece. 40 derece birinci bölgede zaten. Birinci bölgede. İşaretleyelim onu arkadaşlar. Şöyle bir yerde. Birinci bölgede kosinüs de artıdır. Sinüs de artıdır. 40 derecemizi işaretledik. Birinci bölgede kos da artı. Sin de artı. Bana kotanjantını sormuş. Kotanjant kos bölü sindir. Kos da artı. Sin de artı. Artı bölü artı. Artı yapacak tabii ki. Demek ki her üçü de artıymış. Yani sorumuzun cevabı D şıkkıdır.